Değerli öğrenciler, merhabalar. Bakanlığımızın Ocak ayı için yayınladığı Örnek Soruların Fen Bilimleri bölümünün 5. sorusunu çözüyoruz. Metne baktığımızda bir etkinlik anlatılıyor. Öğretmen öğrencileri ile yapacağı etkinliğin aşamalarını buradaki gibi belirlemiş. Etkinlik yönerge doğrultusunu yapılarak aşağıdaki tablo oluşturuyor. Ve tablo ile ilgili olarak da bize etkinlikten hangi hareketle çıkarımların hangisi yapılamaz diye soruluyor. Etkinliğe bakalım. Etkinlikte burada birkaç boncuk var. Boncuklar av, öğrenciler avcı. Şuradaki kumaşlarsa çevreyi ifade ediyor. Öğrencilerden her defasında farklı kumaş üzerine rastgele dağıtılan renkli boncukları belirli bir süre içerisinde toplamaları isteniyor. Bu kumaşlar üzerinden toplanan renkli boncuk sayıları bir tabloya kaydediliyor. Tablo da bize aşağıda verilmiş. Burada dikkat etmemiz gereken durum renk ve çevre uyumu. Renkle çevre uyumu ne kadar fazla olursa boncukları görmek o kadar zorlaşacaktır. Yani burada aslında e, canlıların çevreye uyumun, uyumu ile ilgili bir etkinlik söz konusu. Bakalım sorumuz bu etkinlikten hareketle hangisi çıkarımların hangisi yapılamaz diye sorulmuş. Sarı ile ifade edilen canlıların yaşama olasılığı en fazla birinci çevrededir. Bakalım. Sarı ile ifade edilen canlı birinci çevrede evet. Diğer canlılara nazaran daha az toplanmış, daha az fark edilmiş. Ama bizim için burada önemli olan diğer canlılara nazaran daha az fark edilmiş olması değil. Sarı için konuştuğumuz için sarının diğer kumaşlarda, diğer ortamlarda ne kadar fark edili, fark edilmediğine bakmamız lazım. Sarı kendi içerisinde en az 2 numaralı ortamda Fark edilmiş çünkü en az orada toplanmış. Dolayısıyla en çok yaşama olasılığı 2 numaralı çevrede fazla olur. 1 numaralı çevrede fazla olmaz. O yüzden bu şık yanlış olur. Devam edelim. B şıkkına baktığımızda canlıların yaşadıkları çevre koşulları türlerin devamında etkilidir. Evet. Baktığımızda bütün canlılar için farklı çevre koşullarında farklı sayıda toplanma durumları var değil mi? Hani avcı tarafından yakalanma durumları olarak da bunu ifade edebiliriz. E baktığımızda o zaman çevre şartları ...canların yaşaması için önem arz etmekte. Bu sonuca ulaşabiliriz. C şıkkına bakalım. Canların doğal seçilme uğrama olasılığı 3. çevrede daha fazladır. 3. çevreye baktığımızda diğer çevrelere kıyasla toplanma sayısı, hani boncukların toplanma sayısı daha fazla. E dolayısıyla bunu, bu sonucu da ben ulaşabilirim. şıkkına baktığımızda mavi renk ile ifade edilen canlı ile beslenen avcı dördüncü çevreye daha fazla uyum sağlar demiş. Bakalım mavi renk burada. Mavi renkle beslenen canlı, beslenen avcı dördüncü çevreye daha fazla uyum sağlar. Bu doğru olur. Neden? Çünkü baktığımızda mavinin en fazla avlandığı çevre dördüncü çevredir. Dolayısıyla ben bunu da doğru olarak kabul edebilirim. Yapılamaz dediği için cevabımız hangi şık olacaktır? A seçeneği olacaktır.